Elimizde bu şekilde kırılmış bir plastik malzeme var. Sert bir plastik. Her noktasından kırılmış, hem bu noktalardan hem de şuradaki 3 noktadan da kırılmış. Bunu tamir etmeye çalışacağız. Nasıl duruyordu bu? Şu şekilde tekrar montajlamaya çalışacağım. Bu dolap içi raylı çöpün alt mekanizması, yani dışarıda görünmeyecek bir yerde. Onun için istediğimi yapabilirim. Çok estetik önemli değil. Bu şekilde ataçların metallerini kullanacağım plastik kaynağı için. Böyle bir çakmakla da, yani şu şekilde yanan çakmakla da ısıtıp kaynak yapacağım. Eğer işe yararsa size de bir fikir vermiş olurum diye düşünüyorum. Şimdi deneyelim bakalım. İlk yapıma göre gayet başarılı gibi görünüyor. Devam ediyoruz. Evet, bu şekilde plastik kaynağını yaptım. Başta buralarda biraz amatörlük var. Çok derine indiremedim ama bakın şu bölgelerde biraz daha derine indirip daha sağlam olmasını sağladık. Bizim plastiğimizde kalınlık fazla olduğu için derine insek de sorun olmuyor. Arka tarafta herhangi bir iz kalmıyor. Ama bakın çatlak şurada ve gayet de sağlam oldu arkadaşlar. Bu mümkün değil kopması. Şimdi aslında önemli olan bunu buraya sabitleyebilmek. Bunu becerebilirsek gayet güzel bir işlem olacak gibi görünüyor. Şimdi ilk olarak şurayı Japonla bir tutturacağım şöyle hafiften. Daha sonra plastik kaynağı yapmaya çalışacağım. Burası gayet sağlam oldu. Şu dip noktaya da bir tane kaynak atabilirim. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Bu tarafta yatay olarak kırılmış. Hemen şu alt bölüme biraz Japon yapıştırıp daha sonra kaynağa geçeceğim. Kaynağı bu taraftan atacağım. Gerçi diğerlerine de arka taraftan atmayı düşünüyorum da bu taraftan da atıp sağlamlığını kontrol edeceğiz. Evet, bu çakmağa veda ettik. Şurası plastik olduğu için direkt eridi. Şöyle bir tane pürmüzlü çakmağımız var. Bununla daha iyi çalışırız gibime geliyor. Devam ediyoruz. Evet dostlar, bana göre oldukça sağlam oldu, gayet güzel. Şimdi bir de test edeceğim. Ayrıca bu şekilde kalın bir plastik varsa diğer taraflarına da kaynak yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak ben bir montajını yapacağım. Rayın çalışmasında herhangi bir problem var mı ona bir bakacağım. Daha sonra diğer tarafları da kaynak yapabilirim. Ancak bu şekilde elinizdeki imkanlarla bir ataç kullanarak plastik kaynağı yapabilirsiniz. Tabi estetik açıdan bunları daha iyi yapabiliriz. Şu uçları daha iyi kırıp buraya bir zımpara da atabiliriz. Farklı farklı yöntemler uygulanabilir. Ama bu plastik kesinlikle Japon'la tutmaz. Çünkü çöp rayını tutan malzeme bu. Kesinlikle eğer Japon yapıştırıcısı kullansaydık sadece bir noktadan sonra tekrar atacaktı. Ama şimdi montajını yapıp testini yapacağım ve videoyu sonlandıracağım. Şu haliyle bile gayet sağlam oldu diyebilirim. Ama ben diğer taraflarına da bir kaynak atacağım. Evdeki imkanlarla plastik kaynağı bu şekilde. Video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.